Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollarda Bulgaristan yollarından devam ediyor. Şu anda Bratislava'yı geçtik. Havuzlu Park'ın oradan çıkış yapacağız. Ya Allah, bismillah diyoruz. Çıkıyor ya. Ya kurban olayım. Aynaya bir bakın ya.
geçenki Ulu Kışla Aksaray arasındaki videomda da var. Abi küçük aracı ol, büyük aracı ol. Yola çıkarken yola bir bak. Geriden gelen arabaya bir bak. Yani bakarak çık. Birçok kaza oluyor böyle. Arkandan gelen araba hızlıysa ya bekle ondan sonra çık ya. Ne olur yani ölün mü? Zaten sen orada durmuşsun. Durduğun yerden kalkıyorsun. Bir dakika daha dur ya. Kışın bu bölge bayağı bir riskli oluyor. Çünkü kar yağdığı zaman yol bayağı bir küçülüyor. Bulgaristan'da böyle çok teferruatlı yol çalışması yapılmıyor. Yol temizliği yapılmıyor. Sırbistan biraz daha iyi. Geçen sene Sırbistan'da kaldık çevre yolunda ama çevre yolunda o Sırbistan'daki kalmamızın en büyük sebebi yola zincirsiz çıkan arkadaşlar yüzüne. Bakın mesela ben ne yaptım? Kış başlamadan arabamın zincirini tedarik ettim. Koydum arabama. Çünkü yola gidiyorsun abi, uzun yola gidiyorsun. Hatta benim aracımda küçük araçlar için dahi kar zinciri mevcut. Çünkü çıktığımız zaman binlerce kilometre yol gidiyoruz. Oluyor yani, bazen başımıza geliyor. Adam acil yola çıkması gerekiyor. Hesap etmiyor, kitap etmiyor. Küçük aracıyla yola çıkmış, kara tutulmuş, gidemiyor. Gitmesi de lazım. Mesela küçük araçlar için bijon anahtarı vardır. Her zaman olur benim aracımda. Ekstra 5 litrelik pet şişede su tutarım her zaman. Niye? Bazen şeyde çok denk geliyor. Tekir'de pozantıyı çıkarken damlamada. Küçük araçlara bakıyor, açmış kaputu bekliyor. Ne oldu? İşte su kaynattı. Su yok. Niye yok abi? Alayasın abi yanına suyunu. Ha, bu tür durumlara karşı biz de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Ha, insan halidir. Acelesi vardır. Buran arkadaş. Kış geleceği yerde. İyice yaz geldi ha. Kış geliyor. Birçok arkadaşımız kış tecrübesinden muzdarip. Ya bu yol gidildikçe tecrübe kazanılıyor arkadaşlar. Yani videolarda yok şöyle yapın, yok böyle yapın. Hani bunu size aktaran kişi uzman kişiyse, mesela ileri sürüş teknikleri diye bir bilim var. Bununla ilgili videoları izleyin. Bunlarda sıkıntı yok. Hatta bunun eğitimini alabilirseniz alın. Tavsiye ederim. Çok faydası oluyor. Ama onun haricinde böyle gelişi güzel yapılan şeylere pek itimat etmeyin arkadaşlar. Ha, bu yolda yıllarını vermiş abilerimiz var. Onların tecrübelerinden faydalanın. Özellikle kışın önünüze böyle biri geldiği zaman ya onun arkasından gidin. Bakın ne oluyor, nasıl oluyor. Mesela kışın şu mesafe çok tehlikeli. Ha, şu an hava kuru, yağışlı değil ama kışın şu mesafe çok tehlikeli. Hem de bayağı bir tehlikeli. Aranızda mesafenin olması lazım. Niye? Öndeki araç ani bir duruş yapabilir. Yer yaştır, buzdur, kardır. Kayar. Bunların hepsinin hesabını yapacaksınız. En az aranızda
1,5-2 tır mesafe olsun. Şimdi mesela şu araç fren yapsın, anında durur, sıkıntı yok. Ama kışın aynı şekil değil işte. Bu tür yönlerde sollama çok önemlidir. Sollama yapacağınız zaman ileri gözetmeniz lazım. Bizimki de imam hesabı abi. Kendimiz söyleriz, kendimiz yapmayız. Hani imam hesabı derken yanlış anlaşılmasın. İmam demiş ya. Bakın burada polis var mesela. Radar mı uymuş, ne yapmış? Şey mi yapıyor? Bilemedim ki. Bunların radar da nasıl bilmiyor ki abi? Hani öyle bir söz var ya. İmam demiş ya. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diye böyle bir şeyler var. Skanya'da gavuruna geliyor ha. Elemana bak bana. Ya Volvo bir aile ya. Vallahi billahi ya. Bak hızlanıyorsunuz, hızlanıyorsunuz. Devrinizi alıyorsunuz. Şimdi öndeki araç gördüğüm, anladığım kadarıyla Mercedes. Actros'a benziyor. Tam göremedim ama aynasından gördüğüm şekil Actros. Eski kabin Actros'a benziyor. Bulgarlar böyle. Aynı bizim Cemal Paşa dolmuşları gibi. Adana'da. Özen dolmuşları gibi. Hele özenler var ya. Arkanıza geçerler. Önünüze giderler, gitmezler. Buradan Cemal Paşacılara, özencilere de selam olsun. Barkal gibi olacaksın abi ya. Çelemi tane dolmuş gibi olacaksın ya. Vız 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 vız. Lan. Eşek sıkası sen. Ah marzımana. Ah gavur kırana. Geçeceğim zaman gaza bastı. Sana da bu ferece yazısını okutturacağım ben. Ben sana da bu yazıyı okutturacağım. Madem basacaktın, niye ben sollamaya çıkınca çıkıyor? Kızıyorum abi, vallahi billahi delleniyorum ya. Vallahi billahi delleniyorum ya. Döktüler. Bunu bizzat gören arkadaşlarımız var. Niye?
tırlar kaza yapsın diye. 30'da giden bir tır devrilir mi abi ya? Bir de fahiş paralar istiyorlar ha. Öyle böyle değil. Başkası da yapamıyor yani. Başkasına da yaptırmıyorlar. Sen getir, ona sürdürmüyorlar ellerini. Kendileri çekecek. 2 kilometre çekmeye 2000 euro para istemişler. Akşam abimizin biriyle konuştuk, o da kaza yapmış. Bir de şu var, yine başka kaza yapan bir abimiz vardı. Daha önce Romanya'da başımıza geldi. Böyle bu tür yerlerde, yollarda bisikletle giden, yaya giden çok oluyor. Yolda adam bisikletliye çarpmış Romanya'da. Galiba 1-1,5 sene oluyor. Abimiz panikliyor, basıyor Macar kapıya. Macara girmeden Romanya polisi geliyor, yakalıyor. Abimize diyor ki, keşke diyor kaçmasaydın diyor. O diyor zaten diyor yolda gidiyor, yasak yerde gidiyor. Sen diyor hiç ceza almayacaksın. Ha, Bulgaristan'da da yine bir abimizin başına gelmiş. Yine bir bisikletli. Adam 2 saat sonra vefat ediyor. Kaçmamış abi, orada durmuş adam. Şu an mesela Bulgaristan'dan çıkış yapamıyor. Mahkemesi olacağı için Bulgaristan'dan çıkış yapamıyor ama hapishanede değil. Otelde kalıyor. Adam otelde kalıyor. Mahkemesi olduktan sonra da büyük bir ihtimal serbest bırakılacak. Ama mahkeme olana kadar tutuyorlar. Niye? Her türlü ihtimale karşı. Lan aslında o da tehlikeli ha. Hadi bu ölen adamın yakınları geldi. Bu adam hangi otelde kalıyor? Gelse çökse kim ne yapacak? İşte böyle. Böyle okuturum sana. Ya hoca bana Yasin okuyacak, ya sen Fenece'yi okuyacak. Niye gelmiyor şimdi? Basıyordun az önce. Hız, hız. Sakin ol yavrum. Alex, 540 yollarda. Sizler bu videoyu görmediniz arkadaşlar. Ulan araba işte ha geldi lan. %110'a çıkıyor ha. Kaza geldi. Tamam kurban oldum. Yavaş. 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 Hız. Hız. Şimdi bir de şu mevzu var. Herkesin kullandığı araç, herkesin sevdiği bir marka vardır. Kimse kimsenin kullandığı araca iyi veya kötü diyemez. Mesela ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe benim için çok büyük. Ama sen Galatasaraylısın, sen Trabzonsporlusun, Beşiktaşlısın, Adana sporlusun, Demir sporlusun, Mersin İdmanyurlusun, Kütahya sporlusun, Afyon sporlusun, Mardin sporlusun. Sana göre de senin takımın büyük. Benim kalkıp da senin takımına hakaret etmeye hakkım yok. Aa, Fenerbahçe'me laf söyletmem. Demirspor'a laf söyletmem. Ama kalkıp da senin takımına da hakaret etmeye hakkım yok. Bu konuda aşikarız. O hesap. Herkesin gönlünde bir marka vardır. Kimine göre MAN, kimine göre Mercedes, kimine göre Scania. Bana göre de Volvo abi. Şimdi ben kalkıp da Scania'ya kötü araç diyebilir miyim ya? Volvo kullanıyorum diye. Diyemem. Demeye hakkım yok. Zaten şu anki sistem parana göre araba. Özellik olarak kötü araç üretilmiyor. Çekim yapıyor.
pratik olmanız lazım. Çünkü bu yollarda kaybedeceğiniz dakikalar sizlere takoda geri dönecek. Sen çekiyorsun mu kardeş? Bakayım. Kaydediyor musun? Kaydediyor. Tamam, sıkıntı yok. Telefon göstermezse de olur. Ne yapalım? Bağlan diyor, bağlanmıyor. Bağlan diyor, bağlanmıyor. Ya şurayı bir atlatıp da kendimizi Sofya çevre yoluna atsaydık bayağı rahatlardık. Sofya otobanına bağlansaydık. Haydi. Bu konvoy ne ya? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi alayınızın yolu açık olsun. Senin değil. Senin değil. Sen kendini biliyorsun. Biliyorsun sen kendini. Ayıktın mı kardeş? Söndür.